الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Guşeyri'nin Risaletul Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, büyüklerin, Allah dostlarının, velilerin hayatlarından bahsediyorduk ki onlardan 76.'sı Ebu Abdullah Muhammed İbni Hafif Eşşirazi İbni Hafif Eşşirazi. İmam Guşeyri 83 tane veliden, velinin hayatından bahsetmiş arkadaşlar. Kendi döneminde ve kendinden önceki yaşamış dönemlerdeki 83 tane velinin hayatından bahsetmiş. 83 tane velinin hayatı bittikten sonra İmam Guşeyri tasavvuftaki terimlere geçiyor. İnşallah Allah lütfeder. Bitirince onları da okuruz inşallah. 76. İbn Hafif Eş-Şirazi sahibi Ruvey ve Cüreyri İbn Ata ve gayrıh. İbn Ata, Ruvey ve İbn Cüreyri ile beraber ne yapmış? Aynı döneminde yaşamışlar. İstifade etmişler. Mâte sene 71 ve 300 371'de de mübarek ne yapmış? Vefat etmiş. Şeyhü Şuyuh ve evhadu vaktihi, şeyhlerin şeyhi olarak anılmış mübarek ve evhadu vaktihi ve vaktinin o zamanda yaşanmış en büyük tek hemen hemen parmakla gösterilir şeyhlerinden biriymiş İbn Hafif Eş-Şirazi. Hallacı Mansur Cüneyd-i Bağdadi ile de aynı zamanda görüşmüş mübarek. İbn-i Hafif denmesinin sebebi arkadaşlar, İbn-i Hafif yani çok hafif, ruhen ve bedenen mübareğe öyle denmiş. Denmesinin hafifi, her gece gıdası iftar vakti fazla değil, sadece 7 tane üzümden ibaretti. Her gece sadece 7 tane üzüm yermiş mübarek. İftar yani. Sahur muhur da yok. 7 tane üzüm. Nasıl yaşıyorlar diye korkmayın arkadaşlar. Vücut alışınca ondan sonra bakın ki yemek yeme, yeme bir sefer rahatsız ediyor insanı ya. Şimdi biz, Allah-u Teala bizi yoklukla imtihan etmesin, gördüğümüz günden geri koymasın, yemeğe alışmışık ya. Bedenen ruhen hafif ve hassasmış mübarek. Bir gece hizmetçisi ona 8 tane kuru üzüm vermiş. Normalde 7 tane yemesi gerekirken hizmetçisi 8 tane getirmiş. Şeyh de farkına varmadan bunların hepsini yemiş. Her zamanki gibi taatinden ruhani bir zevk alamayınca hizmetçisine çağırıp ondan durumu sormuş. Hizmetçisi, bu akşam 8 kuru üzüm getirdim demiş mübarek. Şeyh de bunu duyunca, artık sen bundan sonra benim dostum değilsin, daha açıkçası bana hasım olmuşsun, eğer dostum olsaydın 8 değil 7 üzüm getirirdin demiş ya. Bundan sonra şeyh o hizmetçiye el çektirmiş. Bu iş için başka bir hizmetçi bulmuş. Bir tane üzüm fazla verdi diye. Diyor ki mübarek İbn-i Hafif Eş-Şirazi, sulukumun başlangıcında hacca gitmek istedim. Bağdat'a varınca başında o kadar gurur vardı ki, Allah-u Teala gururdan, kibirden cümlemizi muhafaza eylesin, Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmeye lüzum duymadım. Yani zamanın kutlu, Cüneyd-i Bağdadi durunca, yani zamanın kutlu deyince
o mübarek Bağdat'a uğradığım halde Cüneyt-i Bağdadi'ye uğrayıp da duasını almak istemedim. Çölün yollarına düştüğümde biri bir de su tulumum vardı. Susamıştım, bir kuyu gördüm. Bir ceylan oradan su içiyordu. Kuyunun başına varınca su kuyunun dibine çekildi. Sabredemedim ve Mevlam İbni Hafif'in şu ceylan kadar da mı değeri yoktur dedim diye. Su normalde kuyunun ağzından taşıyor. Gelen hayvanlar, ceylanlar, kurtlar, kuşlar suyu içiyor. İbni Hafif ve kuyunun başına geldiği zaman su aşağı çekiliyor. O zaman mübarek demiş ki, ya Rabbi şu hayvanlar kadar da mı kıymetim yok deyince şöyle bir ses duymuş mübarek. O ceylanın ipi ve su tulumu yoktu. Onun itimadı bize tam idi. Buna sevindim. İpi ve tulumu kaldırıp attım. Yoluma ravan oldum. Öyle deyince ben de diye artık ipimi iple tulumu kaldırıp attım. O ceylanın bize tevekkülü tamdı. Ondan dolayı biz onu yediriyorduk diyor. Allah-u Teala öyle bir ilham gelmiş. Sende ise iple şey var, kova var ya. O zaman mübarek atmış, onları da atmış, şöyle düşmüş derken ey İbni Hafif biz nasıl sabredeceksin diye seni tecrübe etmiştik. Şimdi geri dön ve suyunu iç dedik. Geri döndüm. Baktım suyu kuyunun ağzına kadar yükselmiş. Abdest aldım, suyumu içtim ve yoluma koyuldum. Ta Medine'ye varana kadar hiç suya ihtiyacım duymadım. Geri dönüşümde Bağdat'a ulaşınca Cuma günü camiye gittim. Cüneyd-i Bağdadi gözüme ilişti ve bana dedi ki diyor arkadaşlar bakın. Eğer sabretseydin su ayaklarının altından fışkıracaktı. Eğer sabretseydin. Ve arkandan akacaktı dedi diyor. O Cüneyd-i Bağdadi ki mübarek ne yapıyor? Ziyaret etmek istemediği bir. Yine demiş ki mübarek İbni Hafif bir gün diyorum diyarında bulunuyordum. Bir gün sahraya çıktım. Hayalet gibi arık bir rahip getirilip yaktılar. Bembeyaz olmuş bir rahibi getirmiş yakmışlar. Külünü diyor körlerin gözlerine koydular. Yüce Allah-u Teala'nın izniyle körlerin gözleri iyileşti. Bir rahip yani. Düşünün arkadaşlar. Öyle bir suluke dalmış, öyle bir suluke dalmış ki rahip olduktan sonra getirmişler, onu yakmışlar ateşte. Sonra onun küllerini körlerin gözüne çalmışlar, iyileşmişler. Batıl üzerine olmalarına rağmen bu ne haldir diye böyle diyor, ne yaptım içimden şaşırmıştım diyor. Sonra rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i gördüm. Dedim ki diyor ya Resulallah bu ne hal ya? Bu insanlar sana inanmazlar, batıl üzerine der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu batıl üzere olmasına rağmen sıdkın ve riyazetin eseridir diyor. Batıl üzerine olmasına rağmen sıdk ile riyazet etmesi. Haramdan elini, gözünü, her şeyini çekip sıdk ile riyazete devam etmesi diyor. Bu bir de hak üzerine bulunsaydı nasıl olurdu dedi. Bir de hak üzerine, hak din üzerine olsaydı nasıl olurdu? Yine diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayakta iki parmağın ucunda durarak namaz kılmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir rivayet varmış. İbn-i Hafif de diyor ki hayatımda hiçbir sükuneti kaçırmamış, sünneti kaçırmamış olan biriydim. Hayatımda hiçbir sünneti kaçırmamış olan biriydim. Allah-u Teala sünneti ihya etmeye nasip eylesin cümlemiz arkadaşlar. Hani biz akşam namazından sonra bazı zikirler okuyoruz ya arkadaşlar. Bazı zikirler okuyoruz. Allah Resulü Sallallahu sünnetinde olan virtler, sünnetinde olan zikirler. Ağır gelse de, nefsinize ağır gelse de sünnet olan şeyler en azından hiçbir şey değilse 15-16 tane veya 20 tane hadisle burada biz yarım saat içinde
ne yapmış oluyorsunuz? Amel etmiş oluyorsunuz. Evde bunu yapabiliyor musunuz arkadaş? Nerede ya? Televizyon, meşguliyet, sosyal medya, hanım, çoluk, çocuk, yemek, uyku, yorgunluk. Elhamdülillah. En azından 15-20 tane sünneti şurada yarım saat içinde ihya etmiş oluyoruz. Bakın mübarek ne olmuş, sünneti hiç terk etmemişim diye. Bu şekilde iki rekat namaz kılmak istedim diyor, ayaklarının ucuna. Bir rekat kılınca ikincisini eda edemedim. Rüyada mihraptan geldiğini gördüm. Rüyada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor, bu namaz bana hastır, sen bunu kılma dedi. Buna gücün yetmez dedi. Allah-u Teala ağır bir imtihan tabi, evladıyla, evladın ölümüyle imtihan etmesi çok ağır bir imtihan. Emin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine birçok müjdeler var. Onun kulunun göz bebeğini aldınız mı dediği zaman ne yaptı? Ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Öyleyse ona cennetimde bir hamd köşkü yazın derdi. Şimdi İbn-i Hafif'in başından bir garip bir kıssa geçmiş bununla ilgili arkadaşlar ki İbn-i Hafif diyor bir gece yarısı hizmetçiye bana bir kadın ara dedi diyor. Hizmetçi bu gece yarısı nereye gideyim? Bir kız kardeşim var. Şeyh müsaade etsen onu getireyim dedim diyor. Şeyh efendi gece kalkıyor. Git bana bir kadın bul dedi diyor. O mübarek hizmetçi diyor ki bu gece yarısı nereden bulayım ben sana? Ancak bir kardeşim var. Şeyh getirdi diyor. Bunun üzerine hizmetçi gitti, kız kardeşini getirdi. Şeyh derhal onunla nikah kıydı. Hemen yani kadın isteyince başka şeyler akla gitmesin arkadaşlar. Nikahınla, helalınla nikahlanmak istiyor Şeyh Efendi. Sonra 7 ay dolunca bir bebek dünyaya geldi ve öldü diyor. O vakit Şeyh İbn Hafif hizmetçiye dedi ki diyor, kız kardeşine söyle, boşanmak isteyip istemediğini sor. Eğer boşanmak istiyorsa öyle olsun, yok devam etmek istiyorsa kalabilir dedi. 7 ay sonra bir çocuk oluyor. Fakat Hikmet İlahi bir çocuk, çocuk han daha vefat ediyor. Hizmetçi de soruyor, diyor ki, ey şeyh bundaki hikmet sır ne? Yani bir gece kalktın dedin ki bana bir kadın bul, ben de sana bacımı getirdim, nikahladım. Ve 7 ay sonra bir çocuğumuz oldu, ölünce sen de bir sefer dedin ki, ey bacın kalman isterse kalsın, gitmek isterse git. Bundaki sır ne? Deyince Şeyh Efendi diyor ki, nikah akdi yaptığım gece rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ve kan ter içinde boğulan çaresiz birçok kimse gördüm diyor. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve birçok insanı gördüm ki her hepsi kan revan içinde ya. Reziller, perişanlar ya. Aniden diyor bir sabi çocuk çıka geldi ve babasının elinden tutarak Sırat Köprüsü'nden geçirip götürdü diyor. Bu rezil, perişan, kan revan içinde rezil olan, perişan olan adamları bir çocuk geldi diyor. Elinden tuttu, Sırat Köprüsü'nden geçirdi gitti diyor. İstedim ki diyor, benim de öyle bir bebeğim olsun, o bebek dünyada gelip gidince maksat hasıl olur. İstedim ki diyor, öbür tarafta da benim için öyle bir kurtarıcı olsun. O çocuk da dünyadan gelince maksat hasıl oldu. İnşallah o vesileyle, Allah-u Teala onun vesilesiyle beni kurtarır dedim diye. Rivayet olunmuş ki arkadaşlar, Şeyh Efendi'nin, İbn-i Hafif'in iki tane Ahmet'i varmış. Ahmet, Keh, bir de Ahmet-i Meh diye. Yani bir küçük Ahmet'i varmış Şeyh Efendi'nin, bir de büyük Ahmet'i varmış. Şeyh Efendi küçük Ahmet'i biraz daha fazla severmiş. Diğer ihvanlar da bunu kıskanınca Şeyh Efendi niçin küçük Ahmet'e bu kadar değer verdiğini anlatmak için her hepsini toplamış. Demiş ki Ahmet-i Meh, yani büyük Ahmet gel oğlum demiş. Büyük Ahmet'e demiş ki buyur şeyhim. Büyük Ahmet geliyor. Şeyh Efendi diyor ki şu deveyi dergahın damına çıkar diyor.
Şeyh Efendi, Büyük Ahmet'e diyor ki, bu deveyi dergahın damına çıkar. Ahmet başlıyor bu sefer. Efendim bu deve nasıl dama çıkar? İşte merdiven şöyle, deve çıkamaz, dam uzak, şöyle böyle birçok deliller getiriyor. Şeyh Efendi diyor ki, tamam oğlum sen gidebilirsin diyor. Sonra Küçük Ahmet'i çağırıyor. Küçük Ahmet'e diyor ki, oğlum şu deveyi tekkenin damına çıkar deyince Küçük Ahmet, ya Allah Bismillah deyip sıçrayıp yerinden kalkıyor. Hiç itiraz etmeden. Bu deve oraya nasıl çıkar? Nasıl girer? Hiç yani itiraz yok. Şeyh Efendi, hocam demişse bunda bir hikmet vardır deyip Bismillah deyip hemen yola düşüyor. O zaman elin hemen kuşağını belini sararak paçalarını sıvadı, dışarı koştu, ellerini devenin altına sokarak yekindi ve zorlandı. Ama deveyi yerinden kıpırdatamadı diyor. Bunu gören Şeyh Efendi, ya Ahmet, keh iş tamam, hal malum olmuştur dedi ve sonra sohbetine katılanlara dönerek şöyle dedi. Allah'ın kudretiyle hepsi görür hale geldi. Külliyen hastalar... Ahmet keh ondan daha iyi hareket etti. Verilen emre sarıldı. İtiraz etmeden bu işi yapılır mı, yapılmaz mı demeden fermanımıza baktı diyor. Büyük Ahmet ise uzun uzadıya deliller getirmekle meşgul oldu ve münakaşaya tutuştu. Zahir handan batın mutala edilebilirdi. Neymiş asıl olan arkadaşlar? Emre ittiba edilmesi. Belki de imtihan ediyor yani. Şeyhin veyahut da öğretmeniniz yarın oğlum çocuklar veyahut da yarın bir iş yerinde ustamız sizi imtihan edebilir. Bu adam sabredecek mi? Veyahut da yarın hocanız sizi imtihan edebilir. Bu imtihanı geçebilecek misiniz? Onun için asıl olan nedir? Sabretme ve emre ittiba etme. Nakledilmiş ki Şeyh Efendi'nin yanına simsiyah giyinmiş, başında siyah bir hırka olan, başında siyah bir sarık olan ve üzerinde siyah bir hırka olan bir adam geldi. Misafirin karalar giymesini şeyh için Şeyh Efendi taaccüp etmiş, yani simsiyah giyinmesine. Yolcu iki rekat namaz kılıp verdikten sonra şeyh, dostum niçin siyah elbise giydin diye Şeyh Efendi sorar. O misafir de, ilahım öldürülmüştür, ondan dolayı siyah elbise giydim ve siyah sarık taktım dedi. İlahım yani ilah ne? Nefsiye. Nefsini ezmiş. O zaman Şeyh Efendi yine bunu imtihan eder. Der ki, hele şunu bakayım, alın bir hakaret ederek kapıya koyun. Kapıya korular. Bu hakikaten nefsi ölmüş insanı hiç ses çıkarmak. Bir daha içeri alın, idari çağırırlar. Böyle girdir çıkar, girdir çıkar, tam 40 sefer girdirirler, 40 seferde çıkarırlar yani. Şeyh Efendi'nin emriyle. O zaman Şeyh Efendi bakar ki bu adamda hiç ses yok. Her haline razı yani. Çıkmaya da razı, girmeye de razı. O zaman Şeyh Efendi der ki, o zaman mübarek olsun sana bu giymiş olduğun siyah elbise. Hakikaten sen nefsi öldürmüşsün der ya. Yani. Nakledilmiş ki yine arkadaşlar Şeyh Efendi'nin hayatından, şeyha bir ishale tutulmuş bir misafir gelir. Hakikaten ishalın da ağırı çok ağır olur. Allah-u Teala hastası olan, hastalığı olan kardeşlerimize tez zamanda şifa var inşallah. O gece diyor şeyh, durmadan bu misafire ıbrık taşımış arkadaş. Tuvalette her gidişinde ıbrık taşımış. Eskiden böyle imkanlar yok. Allah-u Teala gördüğümüz günden geri koymasın. Hakikaten biz çok torpilliyiz. Ne hayır işledik, ne amel işledik onu bilmiyoruz. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki elhamdülillah Allah gördüğümüz günden geri koymaz. Şeyh Efendi bu misafirine, ishal olan misafirine her zaman ıbrığını taşımış tuvaletine ya. Hatta bu iş
sabaha kadar devam etmiş. Şeyh Efendi hiç gözünü yummamış. Hatta o misafir o kadar sıkıntıya girmiş ki bazı zaman Şeyh Efendi'ye beddua ederek neredesin Allah senin belanı versin çabuk getir şu ıbrı diye hakaret bile etmiş Şeyh Efendi. Şeyh derhal hemen yerine lazımlığı ıbrı ulaştırırmış. Bu misafire müritler demiş ki ya bu nasıl misafir? Yani hem Şeyh Efendi o kadar hizmet ediyor hem de Şeyh Efendi'ye ne yapıyor? Hakaret ediyor. Bakın arkadaşlar, müritler gelip Şeyh'e diyor ki efendim ya bu insan sana böyle böyle hakaretler de diyor. Şeyh Efendi ne diyor arkadaşlar? Oğlum ben o sözü Allah'ın rahmeti üzerine olsun anladım diye. Ben öyle duymadım ki. Ben öyle anladım. Her duyduğun bazı zaman anlaşılmaz veyahut da her duyduğun hemen söylenmez. Her duyduğuna birdenbire hemen cevap vermezsin arkadaşlar. Büyüklerin hakikaten halları bambaşka bir hal ya. İbn-i Gal İbn-i Hafif demiş ki el-iradetu istimadetul keddi. Asıl gerçek irade gayretle yorgunluk içinde çalışmak ya. Gayret içinde olmak. Ve terkul rahatı, rahatı terk etme. Burada rahat yok arkadaşlar. Yine söylüyorum bakın. Biz burada sabah akşam namazından sonra virtleri okuyoruz ama birkaç cahilden birkaç şey duydum. Kulağıma bir şey geldi. Ya işte bu ne kadar virt, bu ne kadar evrat, bu ne kadar çok böyle bunu oku diyor diye. Arkadaşlar bu gönül iş. Şu kapıdan kimseyi zorla girdirmiyoruz. Bu gönül işi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel etmek gönül işi. Onun sünnetine ittiba etmek gönül işi ya. Gönlün yoksa kardeş gelme ya. Kimse seni zorlamıyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine amel etmeyeceğim. Etme kardeşim. Fakat amel edenlere karşı çıkma. Amel edenlerle ilgili konuşma. Amel edenlere itiraz etme. Ne diyor mübarek bak? Burada gayretle istikamet üzerine çalışıp rahat terk et. 6 gün evinde rahatsın ya, 5 gün evinde zaten ya. 2 gün şurada yarım gün, yarım saat bir evrak mı çok geliyor sana ya? Yine demiş ki leysa şeyun adarra bil muridi min musamahati nefsi fil rukubi rukhasi ve kabulü tevilat. Müride en zararlı şey nefsinin rahatlarına uyması ya. Nefsinin ruhsatlarına uyması. Ya bu bir ruhsat, bunu yapmasak ne olur ki? Bunu etmesek ne olur ki? Tasavvufçularla fıkıhçılar arasındaki fark nedir arkadaşlar? Büyüklere soru sordukları zaman tasavvufçulara derlermiş ki size göre mi, bize göre mi? Size göre mi, bize göre mi? Tasavvufçular, sofiler, derviş olmaya, safi olmaya, sofu olmaya aday olan kişiler ya imlenin ucu kadar da bir sünnet görseler onu umut besleyerek ondan alır amel ederler. Tasavvufçularla fıkıhçılar arasında var. Fakat fıkıhçılar zahire bakar sadece. Zahirde bu caiz değil veya mekruh veya şu. Fakat tasavvufçunun asıl amacı nedir, gayesi nedir? Hiç yapılmamış amellerle amel edebilmek ya. Mübarek demiş ki رُبَّمَا كُنْتَ أَقْرَوُ فِي اِبْتِدَاءِ اَمْرِي رَكَةً وَاحِدَةً عَشْرَةَ أَلَافِ مَرَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٍ وَرُبَّمَا كُنْتَ أَقْرَوُ فِي رَكَةٍ وَاحِدَةً الْقُرْآنَ كُلَّهُ. Bir rekette diyor mübarek 10.000 tane قُلْ هُوَ اللّٰهُ okurdum başlangıçta. Yaşlandığı zaman zaten istesen de yapamıyorsun arkadaş, adım atamıyorsun camiye ya. Gençliğiniz varken yapabildiğiniz kadar yapın. Yapın. Sünnete yapışabildiğiniz kadar yapışın ya. Hangi sünneti görürseniz ondan amel edebildiğiniz kadar edin ya. Ben başlangıçta diyor bir rekatta 10.000 sefer ihlas okuyorum. Bir rekatta diyor bir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmediyordum diyor mübarek ya.
Sen şurada oturmuşsun, 3 sayfa, 5 sayfa, 1 sayfa evrat var, yarım sayfa zikir var, ona karşı çıkıyorsun. وَرُبَّمَا كُنْتُ صَلِّي مِنَ الْغَدَاتِ اِلَى الْعَصْرِ اَلْفِرْكَاتٍ Belki de başlangıçta diyor mübarek, öğlenden ikindine kadar 1000 rekat namaz kılıyordum diyor. 1000 rekat ya. Aşk arkadaşlar, bu aşk. Allah aşkı, peygamber aşkı ya. İnsanı yerinde durdurmaz. İnsanı yatırmaz ya. Demiş ki mübarek, Dağuftu İbn-i Hafif Dağuftu min anil kıyam anil nevafil Çok zayıfladım, artık ihtiyarladım Fecealtu bedele kulle rakati min evradi rakateyne qaide Lil khabar salatul qaide alad nısfi min salatul qaide Sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek demiş ki, yaşlandım artık Bazı namazları oturarak kılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor hadis-i şerifinde? Oturarak namaz kıldığı zaman kişiye ne var? Yarım ecir var. Yani ayakta 10 sevap varsa ya oturarak kıldığı zaman 5 sevaba düşer. Onun için nafilelerim neyse onu 2 kata çıkardım ki onu denkleştireyim yani. Ayaktayken 2 rekat namaz kıldığım zaman oturduğum zaman diyor 4 rekat namaz kılıyorum ki o 2 rekata bedel gelsin diye. Kendi nefislerine anca hazimeti tercih etmişler. İbn-i Hafif 77.si arkadaşlar Ebu'l-Hüseyin Bundar İbn-i'l-Hüseyin Eş-Şirazi Kâne âlimen bil usul kebiran fil hal Usulda alim ve çok büyük mübarek halleri varmış Sahibe Şibli İmam Şibli ile beraber aynı dönemde yaşmış ondan istifade etmiş Mâte bi Ercan Sene 53 ve 300 353'te de mübarek vefat etmiş Demiş ki Gâle Bundar İbn-i'l-Hüseyin لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك دعها لمالكها يفعل بها ما يريد نفسي bu kadar sıkıntıya darlığa sokma asıl o nefsin sahibi olan Allah'a ona havale o istediğini yapar istediğini çevirir ve kâle bundar yine demiş ki mübarek sohbetu ehlil bid'a'i ehl-i bid'atla sohbet etmek Tuğratul i'rad anil hak kişiyi haktan gönderir. Ya benim dostum mu, arkadaşım ne ki ya oturuyor konuşuyor. Geçen gün bir tanesi aradı beni. Ya hocam bir adam var, Kur'ancı. Ne demek Kur'ancı yani hadisi kabul etmiyor. Hadisi kabul etmiyor. Ne yapayım diyor, ben bu adam bana soru soruyor. Ben dedim ki o adamı terk et ya. Ondan konuşma bile. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e kabul etmeyen, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini kabul etmeyen, sözlerini kabul etmeyen ben Kur'an'cıyım, Kur'an bize yeter yani. Hele aç da bak ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de sabah namazı kaç rekat? Öğle namazı kaç rekat? Farzın, zekatın kaçta kaçını vereceksin? Bir aç da bak yani. Yazıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hacca gittiğin zaman Allah Resulü Aleyhisselam olmasa insanlar hacı neyle nasıl yapacak ya? Başta bir bak bakayım orucu nereden nereye tutacaksın? Hangi şeyler orucu bozuyor? Hangisi bozmuyor? Allah razı olsun sen olmasa sen ne yapacaksın ya? Hiçbir şey öğrenemezsin. Hiçbir şey bilemezsin. Onun için öyle otur insanları gördüğün zaman arkadaşlar Allah o kadar ne diyor? Ve a'rid anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Onlar cahil ya. Yani. Cahil yani onlardan yüz çevir. وَقَالَ بُنْدَرْ يِنَا مُبَارَكْ diyor ki اُتْرُكْ مَا تَهْوَى لِلْمَا تَأْمُرُ Ümit ettiğin şeyi arzulamak için neyi ümit ediyorsun? Cennet. Ümit ettiğin şeyi arzuluyorsan o zaman nefsi istek ve arzularını terk et. Onları bırak. Onların peşine düş. 78.si arkadaşlar. Kısa kısa olduğu için geçiyorum yani 78. Sahibe Ebu Bekir Et-Tamastani 78.si Ebu Bekir Et-Tamastani Sahibe İbrahim Et-Dabbag ve gayra İbrahim Dabbag ve diğerleriyle arkadaşlık etmiş Ve kâne evhada vaktihi âlimen ve hâlen Kendi vaktinde hal ve ilim yönünden çok bambaşka bir insanmış
مات رحمه الله بنيسابور بعد سنة 40 و 300 Nisabur'da 340'tan sonra vefat etmiş mübarek. Demiş ki en büyük nimet en ni'metul uzma el huruc minen nefs ve nefsu a'zamu hicamen beyneke ve beynallahi teala. En büyük nimet senin nefsinin sözüne itaat etmemen. Çünkü nefis senle Allah'a Allah aranın en büyük perdedir. Yine demiş ki mübarek ezan da konuyu bitireyim. İzâ hemmel kalb uğkibe fil vakt. Kalp bir batıla meylettiği zaman cezalandırılır. Kalp batıla Allah'tan başka bir şeye meylettiği zaman cezalandırılır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekrar yine demiş ki mübarek at-tariqu vâdih. Yol apaçık meydanda. Vel kitâbu ve sünnetu kâimun beynel durine. Kitap ve sünnet apaçık önümüzde yani. Kitap ve sünnet. وَفَضْلُ الصَّحَابَةِ مَعْلُومًا لِسَبْقِهِمْ اِلَى الْحِجْرَةِ الْيُسْبَةِ الْصُحْبَةِ Allah Resulü Sallallahu'nun sahabesi malum. Hem hicretten dolayı hem de Allah Resulü Sallallahu'nun sahabesinden olması münasebetiyle en üstün derecedeler. فَمَنْ صَحِبَ مِنَّ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَتَغَرَّبَ عَنْ نَفْسِهِ وَالْخَلْقِ Kim sünnete ittiba eder, kitabe ittiba eder, kendi nefsine muhalefet edip şerli insanlardan uzaklaşırsa ve hacere bi kalbihi ila Allahi Teala. Kalbiyle Allah'a hicret etmiş olur. Ve huve sadikul musib. İşte gerçek musib, sadık olan bu kişidir. Ebu Bekir et-Tamastani demiş arkadaşlar. Vefat etmiş mübarek. Eşhedü en la ilahe illallah. Vefat etmiş. Mezarını gitmiş yapmışlar. Mezarını gelmiş yapmış. Bir gün sonra gelmişti. Bakmışlar ki mezarı yıkılmış. Ertesi gün gelmiş ve tekrar yapmışlar. Mübarek Ali Dakkak'a sormuşlar İmam-ı Buşeri'nin şeyhine. Demiş ki ya Allah-u Teala bu insana hayatta iken gizlemiş, ölünce de gizlemek istiyor. Onun için bunun mezarını yapmayın. Çünkü yapsanız birime tekrar yıkılır. Allah-u Teala bu gizliyi verirler. Gizli kalmasını istiyor. Allah-u Teala inşallah cümlemizi şefaatlerine nail eyle. O büyüklerin yollarından ayırmayan bizleri. Himmetlerini üzerimizden eksik etmiyor arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, şeyhimizin ruhuna, bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, şu ezanlar hürmetine bizden hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle ve borçlu olan kardeşlerimizin de tez zamanda borçlarını ödemeleri niyetiyle El-Fatiha tuma as-salam.